İyi haftalar. Erbil'i paylaşım yaptıktan sonra yine sorular geldi. Karbon istabilitelerden bahsetmiştik hafifçe. Onun üzerine bir karbon istabilite anlatır mısınız şeklinde bir talep üzerine konuşmaya başladık. Şimdi, hastalığa yakalanlar tabii ki çok iyi değiller ama karbon istabilite nedir Erbil'de? Erbil'i oluşturan kemikler iki zincir halinde küçük birbiriyle uyumlu farklı şekillerde kemikler var. Bunların hepsinin ayrı fonksiyonları var. Birinci sıra ve ön sıra ve arka sıra olarak anlatıyorum bunları ve şeylerde. Ön sıra dediğimiz zaman parmağa yakın olan kısmı anlayalım. Arka sıra da el bileğine yakın olan kısım. Bunların hepsinde dörder tane dizili kemik var. Ön kısımda bir tane fazladan kemik daha var, küçük kemik, beşinci kemik, piriformis diye. Hepsinin ayrı ayrı fonksiyonları söz konusu. En sık gördüğümüz karpal instabilite tipi, skafonolat instabilite. Fakat şöyle, birçok instabilite tipleri var. Ön sıra ve arka sırayı birbirinden ayıran, bunların bağların kopması sonrasında elinde hareketler sırasında kemikler zincir gibi hareket ediyor ve belli bir dinamikleri var. Elleriyle bağlantıyı da sağlıyorlar ve parmak hareketlerini de sağlıyorlar. Dolayısıyla elin kavrama, güç ve bir takım ince işleri yapması aslında buradaki karpal kemiklerin aldığı pozisyonlara bağlı. Eğer bu pozisyonlar alınamazsa el fonksiyon göremez. Mesela bir anahtar çeviremez. Bu anahtar çevirme hareketi çok basit gibi görünse de aslında son derece komplike bir harekettir. Veya küçük örgü örmek gibi veya işte tornavida çevirmek gibi. Bunların hepsi el bileği kemiklerinin sağlıklı ilişki içinde birbirleri aldıkları pozisyona bağlı. Ki biz mükemmel bir el hareketi yapabiliriz. Mesela şu hareket bile el bileğine çok karmaşık bir durum. Veya elinizi aldınız, şöyle çevirdiniz. Bunlar hep karmaşık ilişkilerle söz konusu. Ne zaman bozuluyor bu el bileği, karpal bileği arasındaki ilişki? El bileği travmalarında, özellikle kırıklardan sonra bu ilişki bozuluyor. Sıra olarak ilişkilerin bozulması daha çok el bileği kırıklarının yanlış kaynaması sonrasında ortaya çıktığını görüyoruz. Eğer size şöyle bir şey derlerse, interkaler instabilite diye tanımladığımız şey, sıra instabilitesi, sıraların birbirleri ilişkisinin bozulmasını interkaler diyoruz. Sıralar arasındaki ilişki bozukluğu. İnterkaler ilişki bozukluğunun olabilmesi için dizilimin bozulması lazım. Yani radius kemiğinin kırılması, açısının değişmesi lazım. Normalde radius kemiği aşağıya doğru, goller dediğimiz, yani avuca doğru bir 10 derecelik eğimle bakar. Bu eğim eğer bozulursa ve 15 dereceden fazla farklarla bozulursa, artı eksi bozulursa, interkaler instabiliteler ortaya çıkar. Bunu arkaya doğru dönük açılanması, dorsal kadar instabilite, avuca doğru bozulması, volar interkaler instabilite. En basit hali bu. Yani, tanımlaması çok zordur. Öğrencilere de anlatırken zorlanıyoruz. En basit anlatımı bu interkaler. Onun dışında da ortadaki kemiklerin birbirinden bağın kopması, kolonlara ayırıyoruz. Hem sıra olarak düşüneceksiniz hem de kolon olarak düşüneceksiniz. İki farklı dinamik en basit şekilde anlatılabilir. Aslında komplikedir. Hem sıra hem de kolon teorisiyle el bileği hareketi sağlanır. Çünkü bazı kemik kolonları oluşturur zaman zaman ve aynı kemikler zaman zaman da sıraları oluşturur. Ve bunlar üzerine kayarak hem bir tokmak ve fincan ilişkisi yaparlar el bileğinde. Sanki bir fincan var, bir tokmak varmış da onu karşılayan bir fincan varmış gibi davranır. Hem de iki kolon birbiri üzerine kayıyormuş ilişkisini verirler. Bu hareketin tipine göre değişir. Eğer siz el bileğinizi bu şekilde oynatıyorsanız o zaman sanki bir topuz ve fincan ilişkisi varmış gibi davranır.
ama elinizi şu şekilde hareket ettiriyorsanız bu durumda iki tane kolon birbirinin üzerinde hareketi söz konusu. Tam bir mühendislik harikasıdır. Her bileği karp hareketlerinin ilişkisi. Yani çok duyduğunuz için bazı açıklardan bahsedeceğim. Mesela scapula instabilite demek, scaphoid ile donat arasındaki instabilite demektir. Bu da kırıklarda çok sık rastladığımız bir durum. Kırık sonrasında ilişki bozulması gerekmiyor. Bunu ben yıllar önce, 30 sene önce tezimde de anlatmıştım. Radyus kırığından sonra radyusun açılanması da bunu etkileyebiliyor. Biz açıları ölçerek karar veriyoruz. Scaphoid ile donat arasında, hatta donat dediğimiz kemik, ay kemiği tam ortadadır sırada. Ve bu ortada bir çukur fincanın, fincan yukarı doğru bakar el bileğinde, ilk sırada. Donat tam ortadadır. Bu çukurun da en hilal kısmını oluşturur. Scaphoid donu aralarındaki ilişki bozulduğu zaman hem kolon, başparmak scaphoide giden kemiktir, hem kolon ilişkisi bozulur, hem de sıra ilişkisi bozulur ve insanlar kavramada, güçlü kavramada ve el bileğinin ince işlerinde zorluk çekmeye başlarlar. El bileğinin en büyük kemiği kapitat da ortadadır, ikinci sıradadır. Bu da topmak gibi düşün veya topuz gibi düşün. O da topuzu oluşturan kısmı oluşturuyor. Yukarı aşağı doğru bakan bir topuz düşün. Kapitatını görüp rotasyon hareketlerini yapmaktır ve lunar kemikleriyle başlatır ve diğer sıralarla beraber o şekli, dinamik şekli oluştururlar. Lunar kemikle kapitat arasındaki ilişkinin bozulması mid karpal instabilite dediğimiz durumu ortaya çıkartıyor. Bunu da ortaya koyan bazı açılar var. Biz karpal instabilite nasıl tanımlıyoruz? Normal grafiler koyuyoruz. Tam yan, tam ön arka filmlerini de ortaya koyuyoruz. Buradaki açılar, aks değişiklikleri, mesela kapitatun üzerinden geçen aksın orta parmaktan geçmesi gibi, bunların kayması, aksın radyal tarafa veya ulnar tarafa kayması ayrı ayrı isimlendirilen farklı instabiliteler ortaya çıkartıyor. Normal direkt grafide bu açıları ölçtükten sonra MR ile de bu yapılar arasındaki bağları tanımlamaya çalışıyoruz. Çok zor tanımlaması. Çünkü çok ince kapsül içi bağlar dediğimiz bağlar bunlar. Bunları anlamak çok zor. Ama şu anki teknolojileri MR bize yardımcı de bu kemikler arasındaki bağları görme açısından kopma varsa görebiliyoruz. Kemikler arasındaki mesela skapulundan bağ kopmasını görebiliyoruz. Yani kapitatların arasındaki ilişki bağların kopmasını görebiliyoruz. Ama asıl tanı artroskopiyle konuyor ve artroskopi sırasında biz bu ilişki bozukluklarını, bağ sorunlarını kapsüle müdahale ederek giderebiliyoruz. Bazen dikiş atabiliyoruz. Tabii artroskopi öncesinde ve halen de yaptığımız bazen çaresiz kaldığımız durumlarda bu kemikler arasındaki ilişki insanlara ağrı verdiği için, instabilite ağrı verdiği için kemikler arası ilişkiyi belli bir pozisyonda dondurup füzyon dediğimiz zaman yaptılar. Bunlar da genelde scaphoid ve lunar kemik tamam merkezi olduğu için onları içeren ilişkileri belli bir açıda dondurmayı hedefliyor ki kişiler en azından her bir hareketlerinin bazı günlük hayattaki hareketleri yapabilsin. Bunlar da yıllardan beri artık klasikleşmiş füzyon ameliyatları yapılabiliyor. Artroskopinin bize şu faydası oldu. Biz bağı görüp bağı bazı kullandığımız özel çapalarla tüneller açarak onlara bilme şansı verdi bize. Ve gıdak lezyonlarını ortaya koymamızı sağladı. Şu anda radyo, yani normal el bileği eklemindeki artroskopi daha başarılı ama mid-karpal bölgedeki artroskopide henüz daha elimizdeki kameralar yeterli değil. O bölgede maalesef artroskopiyle çok beklediğimiz kadar yüksek başarı alamayabiliyoruz. Açık ameliyatlar her zaman mümkün. Ama şunu söyleyebilirim ki artroskopiyle daha büyük ameliyatların engellenmesi mümkün.
Bunlar da mesela karpal kemiklerin çıkartılması ameliyatları gibi ameliyatlar var, ağır ameliyatlar bunlar. Ve fonksiyonlarına tam geri geleceğiz, söz verilemez. Sadece ağrıyı ortadan kaldırmak için yapılır. Kalpal istemite konusunda kafanızda oluşacak şeyleri umarım birazcık yardımcı olabilmişimdir. Ama yine soru geldikçe ben detaylara gireceğim. Şu an için öğrenci anlattığından daha fazla detay verdim. Umarım faydalı olur. Tekrar iyi yazılar diyorum. Biraz ağır bir konu oldu. Görüşmek üzere.